Kayıtta mıyız? Üçün birinden hepinize iyi günler. Bugün güzelliğiyle, şıklığıyla, zekası ve kendine has duruşuyla konuğum, blog yazarı ve oyuncu Neslihan Yeldan. Hoş geldiniz. Yeldan derken Hollywood'dan bir oyuncu gibi oldu. O da güzel, Yeldan. Yo yani soy isminiz Yeldan. Yal? Nasıl bir yal o? Sonunda yumuşak G varmış. Yal. Yeldan. Yeldan. Ama Yeldan diyen de var yani. O Yeldan, evet. Onu biz şeyde... İltifatlar için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Çok çok şıksınız. Mersi. Yine her zaman olduğu gibi. evet, Neslihan Hanım. Uzun yıllardır oyunculuk yapıyorsunuz. Eğitiminiz var mı? Tabii ki var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu. Nerede aldınız eğitim? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü. Ha, çok özür dilerim. Ben hani Devlet Konservatuarı deyince anlamadım ne olduğunu onun da. Konservatuar, hani tiyatro okuduğumuz yer. Şey? Yani böyle sertifikalı bir iki aylık kurs değil. 5 yıl okudum. 5 yıl mı? Ya bir de master yaptım. 5 yıl oyunculuk bölümü mü okudun? Bir uzun değil mi? Evet. Gereksizmiş tabii. Hani normalde çünkü şeyler var biliyorsunuz yani hani bir benim bildiğim kadarıyla işte ben de gitmeye çalıştım birkaç ders. Bir ay falan değil mi? Ha onlar yeterli değil. Bir ay yetiyor bazılarına, bana yetmediyse demek. Allah Allah, enteresan. Uzunmuş. Fazla vakit kaybetmişsiniz orada. Yani. Bileydim ülkenin bu duruma geleceğini. Neyse. Şeytanın Kurbanları, Bir Demet Tiyatro, Sahte Dünyalar, Tatlı Kaçıklar, Ruhsar, Köstebek, Güneş Yanıkları. Bunu 2 defa yazmışız. Vakay Zaptiye, Şapkadan Babam Çıktı, Her Şey Yolunda, Bir Demet Tiyatro, Sahte Prenses, Kavak Yelleri, Dürüyen'in Güğümleri, Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, Arkadaşlar İyidir dizilerinde rol almışsınız. Ama bunların içinde bizim dikkatimizi bir tanesi çekti. Bir Demet Tiyatro. İlki tutmadı mı, ikincisini çektiniz? Ne oldu? İkincisi yok ki. Yıllarca sürdüğü için siz onu hangi motordan, hangi arama motorundan aldınız bilmiyorum. Bir tekrar olmuş orada. Köstebek de 2 defa olmuş. Köstebeği de mi? Köstebek hatırlamıyorum. Çektim. O neydi acaba? Köstebek diye bir şey yok. O bir hata var orada. O motor yanlış. Arama motoru. Arama motoru. Arkadaşlarımız yani bu araştırmaları yaparken oldukça özenli davranıyorlar bu konuda. Bir küçük bir özensizlik olmuş. Önemli değil. Bir Demet Tiyatro 10 yıla yakın süren bir sitcomdu. Hmm. Bir ara verilmişti. Sonra tekrar etti acaba. O yüzden mi 2 kere yazıldı bilemedim. Sene 96 bir tanesi. Evet. 2006 2006'da da 2007'de bitirdik. Tekrar mı çektiniz? Ne oldu? Tekrar nasıl çekelim? Şeyde yani burada yazan bilgi diyor ki 1996 Bir Demet Tiyatro, 2006 Bir Demet Tiyatro. 2006'da tekrar mı çektiniz? Ne oldu? Devam ettik. Tekrar çekmek ne demek? Aynı çektiğimizi tekrar çektik gibi bir cümle oldu bu. Devam ettik. Sevilen bir sitcom olduğu için. Ha 10 sene mi sürdü dizi? Yaklaşık evet. Ne yaptınız 10 sene boyunca? Ne işe yaptınız? Orada? Ay seyirci sevdi, çektik yani. Ratinglerimiz iyiydi. Allah Allah. Bu tabii bize enteresan geliyor yani 10 sene bir dizinin Türkiye'de sürmesi çok evet. Enteresan yani. Normalde çünkü 2 bölüm çekilir biter dizi. Ya o zaman iyi diziler devam ediyordu. Şimdi kötü diziler uzun sürebiliyor. Şey mi var biraz böyle bir avamlık mı bir, var? Bir avamlık var evet. Öyle bir döneme bir girdik. Böyle. Evet bir basiti avamlığı sevme dönemine girdik. Bu da geçecek. Diyorsunuz. İnşallah. Neslihan Hanım bir televizyon programında spor yapmayan insanlara karşı olduğunuzu söylemişsiniz. Bu karşıtlığınız hala devam ediyor mu? Öyle bir şey söylememişimdir de herkesin spor yapması gerektiğini düşündüğümü söylemişimdir. Yo baya biz hani duyduk spor yapmayan insanlara karşıydınız. Karşıydım. Yok başka insanlara karşıyım hani. Ne bileyim terbiyesizliğe, ikiyüzlülüğe, avamlığa falan karşıyım. Yani spor da yapılsın. Bacak kaslarım falan iyidir benim.
Siz de mi yaptınız? Yapıyorum, spor yapıyorum evet. Her bu gün. Spor yapan bacak mı? Neyse, pardon. Diğer soruya geçelim. Sahibi olduğu Everlasting güzelliği Jim Red olmasına borçlu olduğunu gördüğümüz hoş bayan aktris, özgüven ve kendini bilmek çekiciliğin formülü olsa gerek diye bir yorum var. Bunu biz anlamadık. Ne demek istemiş yani? Yoksa bunu hani siz kendinizi biraz parlatmak için falan, o sporla ilgili falan siz mi yazdınız? Ben niye yazayım ya? Kendimle ilgili yorum, deli miyim ben? Ya bir kim yazdı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Güzel bir şey yazmaya çalışmış. Yani insanların genç kalması, sporla bağlantı kurmuş. İşte iyi beslenme falan. Benim hayatımda olan şeyler bunlar. Herkese de tavsiye ederim. Size de tavsiye ederim eğer. Hani biraz kebap göbeği görüyorum orada. Bu Everlasting Gym Rat falan yarısı İngilizce olmuş ya, o yüzden anlamadık. Belki de o yüzden. Ha, ondan evet, olabilir. Evet. O yani, İngilizce eksikliği. Biz İngilizce bilmiyoruz. Ha, onu fark ettim. Ha. Peki Neslihan Hanım, blog açmak nereden aklınıza geldi? Yani blog işinde para mı var? Yani hayatınız ondan mı kazanıyorsunuz? Nasıl bu işler? Yok, para kazanmak için falan blog açmadım. İnsanlara yardımcı olayım diye blog açtım. O sistemi henüz oturtamadım. Bir sosyal yardım sistemi kurmak istiyorum blog. İnşallah onu becereceğim. Ondan sonra blog daha aktif hale gelecek. Yani para kazanmak değil. Tam tersi, insanlara yardımcı olmak istiyorum. Affedersiniz ama para kazanmıyorsanız niye iş yapıyorsunuz? Ya para kazanmadan iş mi yapılır Allah aşkına? Yani. Evet işte lütfen. Bazı zihniyetler böyle de. Ben para kazanmak için, ya bir şey para kazanmak için yaparım yani. Başka bir şey için de yapmam. Niye yani parasız iş mi yapılır Allah evet, aşkına? Evet, o sizin yani. Oturuşunuzdan da belli oluyor. 2-3 ay seyahat etmediğinizde huysuzlanıyorum demişsiniz bir röportajda. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Yani işi gücü bırakıp huysuzlandığınızda yurt dışına falan mı kaçıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yurt dışına çıkmanın insanın vizyonunu da geliştirdiğini düşünüyorum. Yani yeni yerler keşfetmek, yeni oyunlar görmek, yeni insanlar görmek. Tamamen bundan bahsettim. Huysuzlanmak yani o yara esprili bir dil. Şimdi de çıkmak istiyorum mesela. Hani, yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Evet yani görmediğim bir yere gideyim Avrupa'da. Bir yakın bir yere isterim. Huysuzlandınız mı yine, ne oldu? Huysuzlandım. Ama bu sadece hani gitmediğim için değil, bilmiyorum. Başka bir şeyle alakalı olabilir mi ama bilemedim yani. Yaşlanmış ama çok güzelleşmiş. Estetik falan varsa bilemiyorum tabii ki. Bikinili fotoğrafını savunmak için ben Cumhuriyet Kadını'nın cümlesini kullanan taşlar taşı bir kadın. Türkiye'deki en seksi kızıllardan biri. Yılmaz Erdoğan'ın elinden tutmadığı güzel kadın gibi birçok böyle saçma sapan yorum var. Bu yorumlara bakıp gülüyor musunuz? Yoksa dur bakayım ben bir kendime çeki düzen mi vereyim diyorsunuz? Yani gerçi hangi birini kale alıp da kendinize çeki düzen vereceksiniz? Yani hangi birinin lafını dinleyip de onun şeyine şey yapacaksınız? Bu yorumlar nereden buldunuz bu saçma sapan şey? Ben anlamadım. Hiç görmedim böyle. İnternete girdiğiniz zaman motora işte arama motoruna motor. Yazdığınız zaman onların hepsi çıkıyor. İşte bu motor. Bu tip insanlara karşı ne yapıyorsunuz? Yani ne diyorsunuz mesela? Diyorsunuz bu yorumlara kendinizle ilgili? İlginç yorumlarmış. Ya ben kendi hayatımı yaşıyorum da bazen karşıma çıkan mesajlara ya gerekli yanıtı veriyorum ya da o beyinleri ciddiye almamaya çalışıyorum. Peki bu sosyal medyayı en sık kullanan ünlülerden birisiniz. Yani oradan size yazıp böyle saçma sapan şeyler talep edenlere ne diyorsunuz? Yani bu hadsizlikle ilgili medyada, sosyal medyada nasıl tedbir alıyorsunuz mesela? Vallahi bana her türlü teklif, her türlü fotoğraf geliyor. Bir sürü kadına da geliyordur zannediyorum. Terbiyesizler, hadsizler, beyinsizler diye geçiştiriyorum. Ne bileyim, bir takım organ fotoğrafları da geliyor bana ya da bu gece ne yapıyorsun diyen hiç tanımadığım bir takım adamlar da yazıyor. Yine bir tane mesaj geldi mesela, isterseniz birlikte okuyalım. Çılgın 27. Bu senin fotoğrafın mı? Sen misin bu? Belli oluyor mu ya o kadar? Sen şimdi bu yanımda oturup bana fotoğraf mı yolluyorsun? Sen geri... Yok Neslihan. Sen beni buraya ne yapmaya çağırdı? Bu ne biçim fotoğraf ya? Neslihan Hanım ben ya bu, şey... Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Terbiyesiz, ahlaksız. Fotoğrafı ben sen, bu ne? Bu nasıl bir... Sen bu fotoğrafı nerede... Allah'ım. Çok özür dilerim. Sen vücudunun falan güzel mi olduğunu zannediyorsun? Bu yarı çıplak fotoğraflar. O zaten benim... Sen...
Suratımı koymuştum sadece. O vücut benim değil. Bir kaslı adamı şey Photoshop. Çok mu belli oluyor benim olduğum? Allah seni kahretsin. Neyse Hanım, gerizekalı. Ya. Bana bir cevap bir yazsaydınız ne olur yani. Hayır, ben bu sosyal medyanın üçün birinden hepinize iyi günler.